Değerli izleyicilerimiz, köyden yağ aldık, doğal yağ. Şimdi onu buzdolabına koymak için rulo haline getireceğiz. O yüzden dolapta yer tutmamız için bu şekilde koymuyoruz. Ruloyu nasıl yapacağız onu göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi buzdolabı poşetlerim var, onları ayırt edeceğim. Poşetleri şimdi ikiye ayırt edeceğim, küçük rulolar yapacağım. Bıçak yardımıyla bu şekilde küçük boy poşetlerimizi ikiye bölüyor. Evet izleyeceğiniz yağımız yıkanmış ama bir de ben yıkayacağım. Ondan sonra rulo haline getireceğim. Çünkü tanıdık yerden aldık, güvendiğimiz için. Kullanmıyoruz ama yine de bir suya vuralım. En azından içinde, çünkü bazen küçük kıllar falan oluyor, gözükmüyor. Şöyle bir haliyle siyahlar falan oluyor. Bunlara bir bakalım şöyle. Zaten suyu bulanırsa içinde ayran var demektir. O yüzden bir iki sefer daha yıkayabiliriz. Ayran kalmaması için. Veya bu şekilde oluyor çünkü yıkan yıkan içindeki ayran ayrıştırılıyor. Zaten içinde ayran kalabilir yani, fazla yıkamıyorlar. Tekrar yıkıyorlar diye. Yani direkt alıp koymayın. Yani bu market yağı değil. Bu tanıdıklardan aldığımız köy doğal yağı. Yağımızı rulo haline getiriyoruz. 250 gram, 250 gram. Gördüğünüz gibi poşetimizin ortasını koyuyoruz, jilatin gibi. Jilatin de olabilir ama bundan daha iyi sağlıyor. Jilatin biraz yumuşak olduğu için. Bakın değerli izleyicilerim, burada kaldı. Bunu araya vermiyoruz. İsterseniz bunu kaynar suyla dolandırın. Dolaba koyun, bekletin, yüzünden yağını alın. İsterseniz hamur işi yapıyorsanız dolaba koyun. Yani orada bozulmaz çünkü 3 gün içerisinde. Eğer o an yapacaksanız o an hamur yorup hamurun içine katabilirsiniz. Çünkü burada bayağı yani neredeyse 50 grama yakın yağ vardır. Şu an toparlayamaz çünkü topladık. Bu erir, yapışır plastiğe. Ondan dolayı toparlayamadığımız için biz bunu değerlendireceğiz. Dediğim gibi ya kaynar suya toplayın, bir araya getirin, yüzünden alın, yemeğinize koyun ya da hamur işine katın. Bu şekilde değerlendirin. Eldivenle yaparsanız çünkü daha rahat olur. Dediğim gibi şimdi ben eldiven sıyıracağım. Onları kıvırıp düzelteceğim. Bu şekilde yapıyoruz. Bu aşamayı kıvırıyoruz. Tereyağı içinde su biriktirebiliyor yani, saklayabiliyor. O yüzden kenardan akar. Tamam, kıvıralım dolapta çünkü takmasın dışına donarken. Kullanacağımız zaman hem daha güzel kullanıp çıkarıyoruz. Azar azar. Bir de dolapta yer tutmuyor. Daha önceki yaptıklarını size göstereceğim.
Sonra yazın tereyağları biraz sarı. Bunlar kış tereyağısı. Beyaz çünkü yazın ot yediği için sarı olur. Başında saman yediği için beyaz olur. O yüzden 6 ayda bir alıyoruz yaz bahar. Bu şekilde saklıyoruz dolapta. Şu anda dondurucuya götürüyorum. Bu şekilde kocam donduktan sonra boşaltacağım. Gördüğünüz gibi daha önceki yaptığım yağlar bu şekilde. Bunlar yaz yağısı. Sarı sarı otları yedikleri için. Bu kış yağısı. Bu şekilde koyacağım. Çünkü eğri büğrü olmaması için donduktan sonra boşaltacağım.